yaşamak bir ağaç gibi, tek ve gül ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizi. Nazım Hikmet, geçen yüzyılın en önemli şairlerinden biri olarak dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla karşılandı. Ancak kendi ülkesi Türkiye, ona ve şiirlerine yıllarca yasak koydu. Dünyanın ilk defa kabul ettiği büyük şairi Türkiye'di. Nazım gerçekten büyük doğmuş, yaratıcı doğmuş bir adam gibi geldi bana. 15 sene sonra gördüm adamı. Daha 7 yaşında duruyordu, hiç büyümemiş adamdı. Ölünce kadar da 7 yaşında kaldı arkadaş. Ve plak gibi bir kafası vardı. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Bellek görmedim. Anında ezberliyordu bir şeyi. Hiçbir şey unutmuyordu. Babamın kütüphanesinde Nazım Hikmet'in kitapları vardı. Ama 1950'lerde, 60'ların başında bile onun kitaplarını Türkiye'de kitapçılarda bulmak imkansızdı. 60'ların ortasından itibaren kitapları yeniden Türkiye'de çıkmaya başladığım zaman hepsini aldım. Ve bu büyük şairin insanları gözleme, büyük bir Türkiye tablosu çizme ve özellikle aşk, hasret, özlem konularında yazdığı büyük şiirlerden etkilendim. Nazım, olağanüstü bir şairde bulunması gereken bütün olumlu, güzel nitelikleri bünyesinde toplamıştı. Türkiye'ye ve Türkçe'ye gönülden bağlıydı. Ama aynı zamanda tüm insanlığın sadık bir dostuydu. Çok sevdiği memleketi Türkiye'de sürekli kovuşturmalara uğrayan, hakkında hapis cezaları verilen şair, yurt dışına kaçmak zorunda kalır ve orada ölür. Adına Türkiye'de kurulan Nazım Hikmet Vakfı, şairin yurttaşlık haklarının iadesi için yoğun bir çalışma yürütür. Nazım dostlarının, belki biraz vakfın da çabalarıyla günümüze gelindi. Bir yıl önce de 1950'lerde alınmış hukuk dışı bir karar ortadan kaldırılarak Nazım Hikmet'in yurttaşlık sorunu çözüldü. İstanbul, bin yıllardır kıtaların, uygarlıkların ve halkların buluşma noktası. Nazım Hikmet, 1902 yılında Selanik'te doğar. Annesiyle babası bir süre sonra boşanırlar. Nazım çocukluğunu İstanbul'da, Boğaz kıyılarında bir Osmanlı paşası olan dedesinin Pembe Yalısı'nda geçirir. Aynı zamanda bir şair olan dedesinin ve Paris'te eğitim gören annesinin de etkisiyle küçük yaşta şiirler yazmaya başlar. Annesi Celile Hanım, soyunda Polonya ve Fransız izleri de olan bir ressamdır. Sürekli geçim derdi çeken babası Hikmet Bey ise bir devlet memuru. Nazım, Birinci Dünya Savaşı sırasında aile geleneği uyarınca Bahriye Mektebi'ne gönderilir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, zorlu çatışmaların ardından başta İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarının neredeyse tümü işgal edilince Nazım askerlikten ayrılır. Eski bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal, Anadolu'da işgalcilere karşı direnişi örgütlemeye başlamıştır. Nazım, arkadaşı Vanu ile birlikte Kurtuluş Savaşı'na destek vermek üzere Anadolu'ya geçer. Cepheye değil de öğretmenlik yapmak üzere bir okula gönderilince Ekim devriminin patlak verdiği Rusya'ya gider. Moskova'daki devrim heyecanı ve Lenin'in çekici kişiliği Nazım'ı derinden etkiler. Komünist Partisi üyesi olur ve Komintern giriş formunda mesleğinin aydın bir işçi olduğunu belirtir. Ankara'da 1923 yılında kurulan Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk bir dizi reformlar gerçekleştirir. Kadınlara eşit haklar verilir. Eski Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılacaktır. Atatürk hem dinci kesimlere
hem de solculara karşı sert önlemler uygular. Bu arada Türkiye'ye dönen ve ard arda 3 kitap yayımlayan Hikmet, bir anda ülkenin en önemli şairlerinden biri olur. Şiirleri elden ele dolaşır ve yeni bir edebiyatın temelini oluşturur. Ancak rejime karşı muhalefetten sık sık hapis cezasına çarptırılır. Askeri devlete karşı kışkırtma suçundan 1938 yılında toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırılır ve Bursa hapishanesine yollanır. Şu bina yapılıyor, bu rezil bina yapılıyor. Bu buradaydı bizim şeyimiz. Benim okulum buradaydı işte. Bundan sonra hocam ve ustam Şair Baba da burada ders veriyordu. Ve Orhan Kemal de buradaydı. Fakat Orhan Kemal'den ben 6 ay falan ayrıca, bir sene falan kaldık. O çıktı. O çıktıktan sonra oğlum olası artık bana sarıldı. Mehmet Ali Sebük. Demiş ki, sen demiş burada demiş nasıl yaşadın, nasıl demiş durabildin bu kadar bu sıkıntı içinde, bu patırtı içinde. Sorma demiş, burada resim yapan bir köylü çocuğu var. O bana müthiş moral veriyor. O çünkü yetişiyor ve o geliştikçe, yetiştikçe beyefendi, ben... İyi günler. Ne için çekiyorsunuz ya da kim dedi? Bir dakika, şu tarafa geç, sonra konuşalım. Cezayı sonra ver. Şimdi ceza çekilmiyor. Şimdi cezayı sonra ver. Evet, sonra ver. Bu içerileri falan kimseleri aldı. Dışarıda yani cezalandırdı. Müsaade. Nazım Hikmet, Bursa Hapishanesi'nde bir yandan genç sanatçıları yetiştirir, bir yandan da tanıştığı çeşitli kesimlerden mahkumların hikayelerinden yola çıkarak başyapıtı insan manzaralarını kaleme alır. Cezaevinde olmasına karşın şiirleri günden güne yaygınlaşmakta, ünü Türkiye sınırlarını aşmaktadır. 1950 yılında uluslararası protestolar sonucu bir af kapsamında serbest bırakılır. Uzak akrabası Münevver'le evlenir ve oğlu Mehmet doğar. Ancak 50 yaşında bir kalp ve akciğer hastası olmasına karşın askere çağrılır. Bunun üzerine Nazım, sonradan ünlü bir tiyatro yazarı olan genç bir akrabasıyla Boğaz'dan kaçış planları yapar. Sabahın normal saatlerinde 9 gibi Nazım abiyle buluşma kararı verdik. O evden çıktıktan sonra polisleri bir takım taktiklerle atlatmış. Hemen buraya gelmiş. Sis olması da işimizi kolaylaştırıyordu. Tam Karadeniz'e yönelmişken ileride bu boğazdan sık sık geçen, şimdi de var gelip geçen şilepler, bir şilep gördük. Boğaz'da durdurup bindiği şilep onu Romanya'ya götürür. Ve Nazım gençliğinin kenti Moskova'ya geçer. Nazım Moskova'da bir kahraman gibi karşılanır. Zor koşullar altında yıllarca yaşamak zorunda kaldığı hapishanedeki hücresinden faşizme ve sömürgeciliğe karşı çarpıcı şiirler yazmış, Nazi zulmüne karşı direnenlerle, dünyanın ezilen halklarıyla dayanışma göstermiş olan bu büyük şairin Moskova'ya gelişini ajanslar tüm dünyaya duyururlar. Hayatımı, hürriyetimi iyiye, güzele, sulha, daha güzel günlere karşı duyduğum aşkı bu büyük muazzam şehre borçluyum. Nazım hapiste olduğu yıllarda Franco faşizmine karşı savaşan İspanyol cumhuriyetçilerinin, Yunanistan'da Nazi Almanya'sına karşı direnen partizanların yanında yer almış, onlar için coşkulu şiirler kaleme almıştır. Tüm bu ülkelerde ve Sovyetlerde bir kahraman muamelesi görür. Dürücü katta bir apartmanı ona ayrılmıştır. Ve hükümetimiz bu daireyi, hizmetçisi de bir kadın hizmetçisi vardı, arabası şoförle beraber ilk defa telif hakkı alınca sordu, borcum ne kadardı? Hayır dediler. Hükümetimiz emri gereğince ömrümüzün sonuna kadar
bu memlekette parasız, her şey parasızsız dedim. Nasıl olur? Öyle bir şey olmaz dediniz. Ekmek parasını kazanırdım bütün ömrüm boyunca. Eski bir KGB ajanı bu adam. KGB man. Bu binalar eskiden hep gizli servislere aitti. Bundan sonra biraz yan gözle bakmaya başladılar. Demek bizden değil bu adam. Onun da hissettiği bir şey, bir şey anormallik var bu işte. Onun düşündüğü sosyalizm gibi değil bir şey. Sosyalizme uygun değil bu şeyler. Nasıl parasız yiyecek, parasız her şey verecek ona. Nazım'ın Moskova'daki coşku dolu ilk dönemi uzun sürmez. Parti yöneticilerinin tutumları, Stalin'in sürdürdüğü baskıcı yöntemler, 1 Mayıs gösterilerinde somutlaşan ve neredeyse kişiye tapınmayı andıran bağlılık gösterileri onu kaygılandırır. Stalin ve üst düzey parti yöneticileri tarafından kabul edilmeyi beklemektedir. Moskova'ya gelişinden birkaç hafta sonra Nazım'ın Stalin tarafından kabul edilmesi söz konusuydu. Bu buluşmanın öncesinde bir araya geldiğimizde, hapisteyken Sovyetlerdeki büyük bir toplumun, önemli bir edebiyatın, hareketli bir tiyatronun özlemini çekerdim dedim. Ama sahnelenen oyunlara bakıyorum da bayağı ürküyorum. Küçük burjuvalara yakışan, kendini beğenmiş bir sanat anlayışı bu. Üstelik Stalin yoldaşında o her tarafa yerleştirilen resim ve heykelleri ne kadar zevksiz. Bir komünist buna nasıl müsaade eder? Görüştüğümüzde bir komünist olarak yoldaşım Stalin'e bunların hepsini söyleyeceğim. Tabii tahmin edersiniz. Nazım'ın Stalin'le buluşması bu konuşma üzerine iptal edildi. Bu dönemde Nazım'ın içinde bulunduğu ikilem şiirlerine de yansır. Ancak partiye ve devlete karşı duyduğu kuşkular, şairin hapisteyken kendisiyle dayanışma gösteren Sovyet halkına karşı şükran duygularını zedelemez. 50. doğum yılı Sovyet Yazarlar Birliği tarafından Moskova'da coşkulu bir törenle kutlanır. Faşizme karşı mücadele veren, onu yenilgiye uğratan, insanlığı bu beladan kurtaran Sovyet devletine ve Sovyet halkına teşekkür ediyorum. Onlara yalnız Rusya'da değil, tüm dünyada komünizmi kurma çabaları içinde şükran borçluyum. Çünkü bunu yalnız kendi çıkarları için yapmıyorlar. Moskova'daki bu yıllarında Nazım'ın ülkesine, İstanbul'da bıraktığı eşi Münevvere ve oğlu Mehmet'e duyduğu hasret mısralarına da yansır. Onlara şiir biçiminde mektuplar yazar. Yağdı, bütün gece yağdı kar, yıldızlarla aydınlanarak. Bir şehir, bir sokak, bir ev var. Ahşap bir ev, uzak mı uzak? Yatıyor minderde bir çocuk. Benim olan, sarışın, tombul. Misafir yok, kimseler yok. Pencerede fakir İstanbul. Peredelkin odaki datça'da çekilmiş bu fotoğraf. Nazım sedirde uzanıyor. Bir fotoğrafçı arkadaş çekti bütün bu resimleri. Burası onun çalışma odası. Kocaman bir oda. İçinde ona yakın sedir vardı. Bir de büyük bir yazı masası. Ogonyok gazetesinin foto muhabiri Galina Sanko fotoğraflarımızı çekti. Nazım da beni yanına oturttu. Kadınlar bayılırdı Nazım'a. Kendine özgü bir çekiciliği vardı. Saçları dalgalı, gözleri mavi. Çok yakışıklıydı.
Her kesimden dostları vardı. Yazarlar, kolhozlardaki çiftçiler, mühendisler, işçiler, subaylar, denizciler, politikacılar. Torbalar dolusu mektup alırdı. Üstüne çoğu zaman adres olarak yalnız Nazım Hikmet, Moskova yazarlardı. Bu da yeterli olurdu. Москва, Назыму Хикмету. Вот его адрес. Doktor Galina Nazım'ın ölümünden sonra Sibirya'ya, doğduğu kasabaya döner. Şairin birçok eşyasını da birlikte götüren Doktor Galina, Nazım Hikmet'e Moskova'da hizmet veren emektar otomobili de aynen muhafaza etmiş. Nazım'ı Moskova'da bulunduğu dönemde sık ziyaret edenlerden biri de Türkiye Komünist Partisi Sekreteri İsmail Bilen'dir. Nazım daha sonra evleneceği üçüncü eşi, senaryo yazarı Vera ile de bu dönemde tanışır. Nazım Moskova'ya partinin merkez komitesinin davetlisi olarak gelmişti. Bu evi de ona Stalin'in verdiği söylenebilir. Nazım Moskova'ya geldiğinde sırtındaki gömleğinden başka bir şeyi yoktu. Her şeyini Türkiye'de bırakmıştı. Politbüro da bu evi ona tahsis ederken kendi zevkine göre döşemişti. Kapılardaki camların üzerinde demirden kafesler vardı. Yıllarca yattığı hapishaneden daha bir yıl önce çıkmıştı Nazım ve bu görüntüye dayanamadı. Demir kafeslerin hepsini kaldırttı. Nazım Hikmet Moskova'da yaşadığı dönemde İlya Ehrenburg ve Anna Zegers gibi sanatçılarla birlikte barış hareketi içinde yer alır. Şiirleri 60'ın üzerinde dile çevrilmiştir ve her ülkede coşkuyla karşılanmaktadır. Paris sürgünde yaşayan birçok sanatçı gibi Nazım için de yalnız güzel bir kent değil, bir çeşit kaçış noktasıdır. Orada eski dostlarıyla en çok da ressam Abidin Dino ve eşi edebiyat uzmanı Güzin Dino ile birlikte olur. O kadar benimsemişti ki burasını. Başka bir mahalleye gittiğimiz sıralarda sık sık gidiyorduk sağa sola filan. Şeye yaklaşınca, Saint Michel'e yaklaşınca, aa vatana dönüyoruz filan diyordu. Vatandı burası. Bir bakıma vatan. Paris'te tanımadığı kimse kalmamıştı. Yani Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir'dan tut da Aragon ve Elsa Triolet tabii çok yakınlarıydı. Büyük yaramaz bütün bunlar. Yani Neruda olsun, Nicolas Guillen olsun. Haksızlığa karşı direnme zaten ister istemez sanatçının özelliği ve Nazım'da bu had safhada bir özellik. Oldum olası. Hayata artık dönüşü olmayan bir gezi olarak bakmaktadır. Şiirleri artık ölüm ve ayrılık üzerine yoğunlaşır. Vera'ya. Gelsene dedi bana. Kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana. Ölsene dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm. Galiba kendi dilini duymak bakımından. Moskova'da Türkçeyi Türk olarak konuşan topu topu 2-3 kişi ya var ya yoktu. Bir tanesi Babaev çok temiz Türkçe konuşuyordu. Halbuki Paris'te onunla İstanbul Türkçesi konuşacak bir sürü insan vardı. Bir sürü dost vardı. Tabii dil birliğinden başka aynı manevi psikolojik dili konuşuyorduk. Yani karşı aynı seviyede şey bakımından. Kavramlar falan bakımından. Şüphedeyim ben orada kimseyi bulamamıştır böyle. Öyle bir arkadaşı olduğunu duymadık. Kim vardır Moskova'da ki böyle aynı manevi bir beraberliği olsun. Pek az diyelim. Varsa bile. Varsa bile hiç duymadık ama öyle bir dost. Doğru. Biraz bir yalnızlık çeşidi vardı orada.
Moskova'ya dönüşünde Nazım Hikmet bir kere daha devlet sansürüyle karşı karşıya kalır. Sovyetlerde Stalin dönemi sonrasında da süregelen bürokrasiyi hicvettiği İvan Ivanoviç adlı oyununu dönemin ünlü rejisörü Prüçik sahneye koymuştur. Halktan büyük ilgi gören oyun 7 defa başarıyla sergilendikten sonra parti yönetimi kararıyla sahneden kaldırılır. Nazım Moskova'ya gelişinden hemen sonra değil de ancak bir buçuk yıl sonra kendisinin de gizli servis KGB'nin takibi altında olduğunu anladı. Telefonu da sürekli dinleniyordu. Bu ara arşivleri araştırıyorum ve açıkça ortaya çıkıyor ki her şeyini yakından izlemişler. Nazım bunun farkındaydı ve rahatlıkla söyleyebilirim ki KGB'den nefret ediyordu. Tam anlamıyla nefret ediyordu. Bir kış sabahı çalışma odasındayken Nazım'ın eski şoförü onu ziyarete gelir. Yevtushenko da o sırada Nazım'ın yanındadır. Nazım'ın Stalin'i açıkça ve cesaretle eleştirdiği günlerde gizli servis şefi Beria, Nazım'ın şoförünü yanına çağırır. Arabada kimi dolaştırdığının farkında mısın? Tabii der şoför. Büyük devrimci şair Nazım Hikmet'i. Bunun üzerine Beria, o bir casus der. Sovyet halkının düşmanı hem de. Ama onu durup dururken öldüremeyiz. Senin bize yardım etmen ve ölümünü bir araba kazası olarak göstermen lazım. Suikast planı uygulanamadan önce Stalin ölür. Gizli servis şefi Beria da tutuklanır. Geçirdiği kalp krizine karşın Nazım Hikmet yabancı ülkelere ziyaretlerini sürdürür. Bir yandan da uçaklarda, trenlerde, bekleme salonlarında şiirler yazar, çoğu gene ayrılık ve ölüm üzerinedir. Bizim avludan mı kalkacak cenazem? Nasıl indireceksiniz beni 3. kattan? Asansöre sığmaz tabut, merdivenlerse daracık. Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak. Belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu. Belki ıslak asfaltıyla yağmur. Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi. Kamyona yerli gelenekle yüzüm açık yükleneceksem bir şey damlayabilir alnıma. Güvercinden uğurdur. Bando gelse de gelmese de çocuklar gelecek yanıma. Meraklıdır ölülere çocuklar. Bakacak arkamdan mutfak penceremiz. Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla. Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz kadar. Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize. Türkçenin en güzel şiirlerini adadığı memleketi Türkiye'yi artık göremeyecektir. Nazım Hikmet, 1963 yılı Haziran ayında Moskova'da ölür. Sovyet Yazarlar Birliği'nin Moskova'nın sayfiyesi Peredyelkino'da ona ayırdığı datça'da daha sonra başka yazarlarda misafir edilir. И когда я узнал, я переехал сюда на дачу. Birkaç yıl önce bu datça'ya taşınırken daha önce burada kimlerin oturduğunu sordum. Belgelere baktıktan sonra Nazım Hikmet dediler. Çok heyecanlandım. Bu evin iki katında oturmuş. Hem çalışmış hem dinlenmiş. Datça'nın her köşesinde kendisinden izler araştırırken bahçede şu 5 fidanı buldum. Mevsimi gelip çiçek verdiklerinde onları topluyorum. Ve dostlarıma, arkadaşlarıma armağan ederken bunlar Nazım Hikmet'in leylakları diyorum. İstanbul'daki Nazım Hikmet Vakfı, Nazım'ın
hukuk açısından aklanmasını sağlamak için mücadele vermektedir. Bizim en çok üzerinde durduğumuz Nazım Hikmet'in ders kitaplarına alınmasıydı. 2004 yılında Nazım Hikmet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen, önerilen 100 temel eser arasında sayıldı. 3 kitap girdi buraya: Sevdalı Bulut, Kuvayi Milliye ve Memleketimden İnsan Manzaraları. Bu büyük şairin insanları görmesi, eşyaları görmesi, manzarayı, Türkiye'de görmesi ve büyük bir toplum, Türkiye panoraması çizmesi açısından severim ama daha çok aşk şiirleri, hapishaneden karısına yazdığı, sevgilisine yazdığı aşk şiirleriyle, özlem şiirleriyle, duyguları çok iyi teşhis etmesiyle büyük bir şairdir. Ne yazık ki çok Türkiye'de olduğu gibi bu büyük devrimci, romantik şair düşüncelerinden dolayı Türk Devleti'nin acımasız zulmüne uğramıştır. Bugün bir efsanedir ve hak edilmiş bir efsanedir o. Nazım Hikmet'in kitapları artık ülkesinde de serbestçe satılabilmektedir. Adını taşıyan kültür merkezlerinde genç insanlar onun barış ve eşit haklar mücadelesini sürdürüyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi isminden de anlayabileceğiniz gibi hani Nazım Hikmet ve belli bir meşruluğu var. Hani biz işte yaklaşık 10 yıldır da bu meşruluğu sağladığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden herhangi bir müdahaleyle de aslında karşılaşmıyoruz. İçerik olarak da herhangi bir müdahaleyle karşılaşmıyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında öyle bir meşruluğu biz sağlamış bulunduk. Nazım Hikmet ölümsüz şiirleriyle tüm yasaklara direnmiş, bugün hak ettiği yere ulaşmıştır. Dünyanın her köşesinde olduğu gibi artık kendi ülkesinde de genciyle, yaşlısıyla milyonlarca okuru ve hayranı var. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür.